Merhaba arkadaşlar, Eğitim Tube kanalına hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce bu şekilde eğitim ve öğrenim videoları için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir önceki dersimizde asansör sisteminin çalışmasını öğrenmiştik. Bu dersimizde paletleyici adı verilen makinenin çalışmasını öğreneceğiz. Hemen makinamızı koyalım. Makinamızı ben sensörün bitiminden itibaren koyuyorum. Tam bu CV2 konvörünü içine alacak şekilde bu şekilde ayarlayalım arkadaşlar. Sonra hemen buradan bant konvörümüzü alıp yerine koyalım. 4 metre olarak seçiyorum. Ortalı bir şekilde koydum. Ve buradaki ok yönü bizim konvörlerimize doğru bakacak şekilde ayarlayalım. Bu şekilde iyi. Daha sonra hemen buraya bizim bir tane ürün geldi sensörü koymamız lazım. Bu şekilde ayarladım. Sensörümüzü de koyalım. Evet. İsimlendirelim hemen. Paletleyici ürün geldi. Burası bant CV. Bu bant CV'nin üzerinden de bir adet M boyutunda kutu gelmesi için emiter koyuyorum ve buradan palet ve sukar paleti iptal edip sadece M boyutlu kutunun gelmesi için onu açık bırakıyorum ve aynı zamanda bu kutu 4 saniyede bir gelsin. Sonra bizim paletleyiciye tıklayıp konfigürasyondan bunu analoga çeviriyorum. Yani sayısal değer göndermek için sensörlerini sayısal değer gönderebilmek için analog hale getirdim. Şimdi üzerindekilere isim vermeye devam edelim. Hemen çalıştıralım önce programı. Şu an sesi gelmiyor olabilir size ama hava açtı. Benim sesimi bastırmaması için sistem sesini kapattım. Hava açtı. O zaman o halde buraya paletleyici hava aç diyorum. Kapattığım zaman kapandı. O zaman ben buna hava aç kapat diye isimlendiriyorum. Evet. Buraya bakalım. Görmüş olduğunuz gibi ağız sağa sola döndü. Buraya da hemen o zaman paletleyici ağız sağa sola dön diyelim. Sonra bunlar sensör olduğu için şu an için bakamıyoruz. Şimdi burada X pozisyonuna bakalım. Bu gördüğünüz gibi hareket ettirdiğim zaman paletleyici hareket ettiği için bu bizim çıkışımız. O zaman ben buna direkt X pozisyonu diyorum. Buraya da X pozisyonu sensör.
Burada da Y pozisyonumuz var. Yine aynı şekilde burayı hareket ettirdiğim zaman makinemiz hareket ettiği için burası çıkış. Buraya da Y pozisyonu diyorum. Buraya da Y pozisyonu sensör diyorum. Burada da X pozisyonumuz var. Buranın çıkış olduğunu gördüm. X pozisyonu. Buraya da X pozisyonu sensör. Pardon, Z pozisyonu sensör. İsimlendirme işlemleri tamam. Sadece burada bir sensöre isim veremedik. Onu da hemen buradan biz bantımızı çalıştırarak sensörümüzün önünde durduralım. Ve bizim paletleyicimizi kutunun hemen üzerine getirerek, çünkü bizim burada ağız ürün var sensörünü bulmamız lazım kullanabilmemiz için. Hemen X pozisyonunu, Z pozisyonunu ve Y pozisyonunu seçiyorum. Biraz Y pozisyonunu da kutunun hizasına getirip Z ile de aşağı indiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi buradaki sensör yandı. Demek ki bizim bu ağız önünde ürün olduğunu gösteren sensörümüz. O zaman yine ben buraya paletleyici ağız önünde ürün var diyorum. Kapatalım hepsini. Evet. Factory AI'daki işlemlerimiz tamam. TIA Portal'a geçelim. Öncelikle ne yapmamız gerektiğini bir bakalım. Ben ilk önce buradan bantı çalıştırıp sensör gördüğü zaman durmasını istiyorum. Yine main'in içine giriyorum. Bizim burada daha önce konverlerimizi çalıştırdığımız yere gelip aynı şekilde burayı yine bant konverinin çalışması için programlayalım. Bizim buradaki paletleyici sensörümüzün ürün geldi paletleyici ürün geldi sensörümüzün gördüğünde durmasını sağlamak için yine buralardaki gibi ürün geldi sensörünün kapalısını kullanıp çıkış olarak bantımızı seçiyorum. En sonki dersimizde çıkış olarak Q0.6 en son yazmışız. Buraya Q0.7 diyorum. Pardon. Buraya Q0.7 diyorum. Bant CV. Inputlarda da en son I1.1 yazmıştık. Buraya da I1.2 olarak isimlendiriyorum. İsmini de paletleyici ürün geldi sensörü diyorum. Evet, burayı yükleyelim. Drivers'tan hemen yaptıklarımızı yerine koyalım.
Ürün geldi sensörümüz I1.2'ye. Pump CV Q0.7'ye. Çalıştıralım. Yine Start'a bastığımız zaman hareket edecek. Evet, durdu. Ama bizim bir isteğimiz daha var. CV2 sensörünün önünde paletin de durmasını istiyoruz. O zaman bu sefer bunu yapalım. Sistemi durduralım. Stop'a basıp. Önceki derslerden hatırlarsanız burada CV2 ve CV1'in çalışmasını yapmıştık. Ben CV2'nin önünde paletin durmasını istediğim için CV4 ve CV3 sensörlerini buradan siliyorum. Aynı şekilde sadece CV2'nin önünde ürün olduğunda CV1'in de göndermesini istemediğim için CV4 sensörünü ve CV3 sensörünü CV1'in önünden de siliyorum. Evet. Yüklüyorum bu şekilde. Bir kez daha çalıştıralım. Evet, paletimiz durdu. CV1 paleti de durdu. Şu an için bizim paletleyici makinemiz kutuyu alıp paletin üzerine koymak için herhangi bir sorunu yok. Bu şekilde koyabiliriz. Video süresi uzamaması için bugünlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum.